Karabağat. Hani hangisiydi? 301. 301. Vakfı Hayat. Meslek dersimiz. Yarım saat, 45 dakika yaparız. Böyle. En fazla müzakere tarzında bu tarla zaten biliyorsunuz, bildiğimiz bir şey. Ondan sonra bu meslek dersleri niçin önemli? Bir, bilmiyoruz değil de biliyoruz ama unutuyoruz. İnsan nisyandan alındığı için unutuyor. Haksızlığı hak biliyoruz bu sefer. Bir de ithamlarda bulunuyoruz. Mesela 13. şuayı, 13. şua bakın, lema demedim. Bol bol okuyan da tenkit olmaz pek. 13. lemayı okuyan da olayın arkasını çok güzel rahat seyreder. Bol bol okuyan tabii, 13. lema. Yani sistemlerin birbirine nasıl bindirildiğini, mudil denilen bir esma var. Şeytan diye gözüküyor. Aslında Mehmet Su diye Amerika'dan bir kardeşimiz bir ders yaptı ama onu herkes anlaması biraz zor yani. Ama adam kanuniyetini yakalamış, arkayı. Suretten bahsetmiyor, kaderden bahsetmiyor. Hepsinin arkasında faili muhtar Allah'tır. Allah bir şeyin esmasını muktezası olarak oluyor. Nasıl oluyor, zulüm olmuyor mu? Ya o surette ya, artık bu sureti bırak, hiçbir şey olmuyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Esmaların iktizasıdır, olacak bunlar, olması lazım. Dün akşam, gerçi burada yapacaktık ama şey yapamadık. Peygamber aleyhissalatü vesselam, başlayacağım da, Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'taki imanından bahsettik biraz. Miraç'ta, Miraç suresinde iman. Yaklaşık olarak 6 dakika dersten sonra özel şey yaptık. Onu da paylaştım, inşallah sizinle de paylaşmak istiyorum onu. Orada biraz eğitiyor, yani hatırlatıyor Cebrail aleyhisselam. Peygamber Allahu alem, ses alamıyorum diyor. Bizim ses gitmiyor mu? Ses gelmiyor mu arkadaşlar benim sesim? Bir tanesini söyleyin, birini söyleyin. Mehmet'i de tatmin edelim. Ses almıyor musunuz arkadaşlar? Mehmet, sen bildiğin bir şey. O yukarıda o Metin yukarıda bir hoparlör göstergesi var. Ona tıklıyorsun. Ondan sonra sana çıkacak, tercihlerin en üstüne tekrar tıklıyorsun. Bildiğim bir şey. Olmuşsa bana yaz ki hemen ben başlayayım. Takabilirsin buraya. Tak. Mehmet olduysa yaz abim. Hemen başlayacağım. Şimdi Miraç da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bilmiyor o yolu tabii. Bilmiyor insan. Öğretiyor. Mesela ilkokulu bize de hoca okuttu ama bizim hoca şimdi bize okumayı öğretti diye bizden daha külli düşünüyor denilmez. İlkokul hocamız yok mu? Şimdi biz nur talebesiyiz, o değilse bizim gibi daha küllü, tamam gir. Daha küllü düşünme şeyi yok, Risale-i Nur bilmiyor. Fakat bize Elif BTS'yi öğretti, ABCC'yi öğretti. Fakat şu anda eğer Risale-i Nur'u bilmiyorsa, o öğretti diye, senden daha küllü düşünüyor denilmez. Şu kardeşe de şey yapayım. Şimdi hatırladım. Hem de derse başlayacağız, kopyala diyeyim. Mesela Risale-i Nur'u niçin o 13. lema? 13. lema, şeytan denilen bir sistem var. Surete takılmayacaksın. Sistem çalışıyor. Onu kaldırırsan insanlık çöker ya. Çünkü
şeytanın fıtri bir vazifesi var. Fıtri diyor. Yani nedir o? Kemalat insaniye. Başka neye vazifesi var? Şeytanın iki vazifesi var. İki tane. O 9 tane eylemde. Bakın şeytan insana ne katmış? Hadi bakalım. 2 tane şeyi var. Mehmet tamamdır. İyi. Teyakkuza vesvese o neydi? Ha. Teyakkuza. Yok o vesvese. Teyakkuza se. TTT. Anladın. Hadi bakalım. Şeytanın 2 tane insana katkısı var. Kemalat-ı insaniye. Kemalat-ı insaniye. Başka? Makasidi hayri külliyeye vesile eder. Peki sanat-ı fıtriyesi nedir? Ustad diyor bu kelimeyi. Sanat-ı fıtriyesi. Mudil esma. Esmalar arasındaki boşluğu ve esmanın mertebelerini ortaya çıkarıyor. Şöyle bir şey diyeyim ondan sonra başlıyorum. İbrahim, mıknatısı tut abi hayalen elinde. Tuttun mu abi? Bende de demir var. Kuvvetli bir mıknatısı var. Çekmiyor şimdi. Yaklaştırdım hepleri. Çeker mi abi? Öyle bir yere gelsem ki böyle, benim artık tutma şansım yok. Pat diye ne yapar onu? Çeker değil mi? İşte biz esmada yaratıldık. Her şey aslına aşıktır. Rucu eder. Her şey aslına rucu eder. Esmadan geldiğimiz için biz esmaya böyle yapışacaktık. Bizi burada tutan bu ara boşluk şeytandır. Bizi burada tutan şeytandır. Anladın mı? Bizi şey yapmış, çıkart kendini aradan, ortaya çıksın, zahir olsun yarada. Bizi esmanın mertebelerinde, esmanı mertebelerine mertebelendiren, fark ettiren, derece koyan, mesela bu şeytandır. Onun için 13. lemayı okuyan da olayın arkasını fark eder. Bol okuyacak. 13. şuayı okuyan da tenkit olmaz. Niçin olmadığını orada çok acayip kanuniyetleriyle anlatıyor. Yani ne kadar basit insan olduğunu görüyor. Ve tenkit ettiği, olmamasını istediği insanların hakikaten olması lazım olduğunu, Allah zaten yaptı onu. Mesela yolda gelirken şimdi, yolda gelirken bir tanesi sordu. Yolda, arabada. Abi bunlar nasıl çıkıyor dedi. Yani dünkü dersi dinleyen birisi. Dedim ki, evet maslahat iktiza diyor ki bir cemaat, bir meşrep, bütünlük olsun, çatlak sesi olmasın, bu kesin olması lazım ama tenkit hakikati rendeşler, sırrı var ya, yani tahrip eden tenkit değil de, sana farklı yolları, farklı manaları, farklı ihtimaliyatları, farklı ihtimaliyatları sana gösteren şey olması lazım, tenkit olması lazım. Kardeşler bilmiyor tabii. O tenkit olması lazım. Biz ne yapmışız? Yanımıza hep bizi onaylayanları bırakmışız. Onun için tököz dedik. Terakki etmedik. Tamam abi. Hep selfie edenlik bu konu. Tamam abi. Ama bu demek değil ki edebi aşacağız. Hakikati rendeşleyen. Abi ben böyle düşünmüyorum diyebilmelisin. İmam Azam'a İmam-ı Ebu Yusuf yaptığı. Benim Rüştü abiye yaptım. Abi ben öyle düşünmüyorum. Abi yanlışsın. Edep olmaz. O edep değil. Ben böyle düşünüyorum. Tamam. Yani bakın arada fark var. Çünkü o geçmişin getirdiği bir kültürle yanlışsın. Sanki hata etmişsin de yanlışsın. Sanki bütün esmalara mazhar olmasın. Abi ben böyle düşünüyorum. Ben öyle düşünemiyorum. Dur bakalım nasıl düşünüyorsun? Diyorsa o hakikatin peşindedir o zat. O hakikatin peşindedir. Şimdi
Vakfı hayat. 22 geçiyor. Bundan sonra sayacağım 45 dakikayı. Dün akşam giden şeydi. Miraç serüveninde son 6 dakikası Allah Resulü'nün son 6 dakikası yayını kapattıktan sonra konuştunuz. Ama Dima ve Meclis-i Nurani'ye yayınladım. Size de göndereceğim onu. 6 dakikası çok çok özel. Allah Resulü ile Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Allahu Alem benim anladığım. Rabbul Alemin'le Rabbini tefrik etme macerası var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Rabbul Alemin'le Rabbi. Birbirine geçişti. Orada net oluyor. Onu şey yapmanızı isterim. Böyle. Şimdi vakfı hayat. Nereden çıktı bu vakfı hayat? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Vakfı hayatın nüminesi var mı? Bizde ustadın cemaatinde var. Vakfı hayat. Dershanede vakfı hayat edenler var. Peki bize sorsalar bu tamam şekil itibariyle menfaatlı çünkü de dershaneler açık oluyor. Şöyle oluyor böyle bir sürü faydası var. Peki bunu nüminesi var mı? Yaşanmış böyle bir örneği var mı ustadan önce? Cemaatin dışında mı? Yani? Evet evet cemaatin dışında. Yani bir cihette şöyle de denilebilir mi bilmiyorum. Yani kendini vakfeden, İslam'a vakfeden, imana, Kur'an'a vakfeden. Yani hayata... Hepsi yani böyle İslam tarihinde bana bir örnek hayat gösterin vakfı hayata dair dese. Sen şimdi vakfı hayat etmişsin. Vakfı hayat edince şimdi İslam dünyasında 1400 seneden beri böyle bir hayat var mı? Evet bak Mehmet. Onu ilk önce onu söyleyeceksin kardeş. Onu zaten biliyorduk da yani. Ama olsun o çok önemli. O sacayak. Nedir o? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var. Hayatında var. Ashab-ı Suffa. 19. mektupta geçen en çok hadis zikreden kim? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kimdir o? Üstad nasıl tavsif ediyor onu? Demirbaş talebesi diyor. Evlenmek istiyor. Ses yapmıyor. Ya Resulallah evlenmek istiyorum diyor. Tamam bunu okudum Badr abi de. Ses yapmıyor. Allah Resulü seni. İki söylüyor. Üçüncüsü de diyor ki ya Ebahe. Ey kedilerin babası. Senin kaderini yazan kalemin mürekkebi kurudu. İşte sonra Hazreti Ömer zamanında işte kaldırıldı bir örnek. Bunlar hepsi şey, siyasi manevralar. Evlenmedi yani, değil mi abi? Yok yok. Hiçbir zaman tarihte hep yaşanmış. Yalnız İslam dünyasında biraz sorun şeyde yaşanmış. Muaviye şeyinde. Yani halifelik Allah Resulü'nün 4 halifesi seçimle gelmiş. Ondan sonra Muaviye döneminden sonra saltanata dönüşmüş. Yani orada ama sahabedir. Şey yapmıyoruz. Babadan oğula geçmeye başlamış. Hutbelerde sorun olmuş. Şimdi biz vaaz ediyoruz kürsüde sonra hutbeye çıkıyoruz. Tarih bilgiyi veriyoruz. Sonra hutbeden indikten sonra Cuma'yı mihrabda kıldırıyorum değil mi? Böyle değil mi? Böyle değildi. Bu hutbeyi dinlesinler diye dayattı. Cuma'yı, Cuma sonradan kılınsın, mecburi kılacaksın ya, o zaman hutbeyi dinle. Aslında Cuma önce kılınıyordu, hutbe sonraydı Allah Resulü zamanında. Muaviye döneminde böyle sorun olmuş. Onun için ustad da diyor ki, benim mesela Cuma vaazlarım var hutbeye. Zaten müezzin de şaşırıyor. Okuyorum şeyi, metni Arapçayı da okuyorum. Salavatları da getiriyorum, her şeyi bitiriyorum, iniyorum. Böyle bakıyor. Yani ben şimdi tesbihat yapacağız abi, başlayacağız. Hani bir şey konuşmadın. O Arapça ayet okudum. İki salavat arasına ayet koymaktır o kadar. Nasıl hiç vaaz yok. Benim hutbelerde pek vaaz yok ya. Yani. Almanya hariç orada fazla dayatıyorlar. Türkiye'de Cuma'yı kıldırırken hutbelerimde şey yok. Ha. Şimdi demek ki tarihi süreci de koyduktan sonra rahat olun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında vakfı hayat vardı. Ne kadar vardı? 300 ile 500 arasındaydı. Ben Sungur abiden duydum. Dedi ki 300 ile 1000 arasıydı dedi. Onu düzelt kafandakini demişti.
300'de 500, Rüştavi derdi ki yer yer 700 olurdu. Sungur abi derdi ki 1000. Ondan sonra Sungur abi sağlığında bana dedi ki, yani bize dediği zaman, şu anda peki abi dedim, yeryüzünde ne kadar vakfı hayat var dedim. En az 1000 kişi var. 1000 kişi varlar. Bu kardeşler mi gelmişti diyor. Yok. O başka mıydı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama Marat. O kardeş keşke de şimdi de olsaydı. Demek ki vakfı hayat edenler 300'de 700. Bazen 1000'e vururdu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu hayatın vakfeden vardı. Demek ki bu hayat Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatından geliyor. Siyer'de 400 falan yazıyor. Siyer'de bak değişiyor. Evet, çünkü niye? Devamlı değişken olduğu için sahabe bir tanesini naklederken o andaki durumu söylemiş. Değişken ya. Ama gerçek nedir? Var. Peygamberimizin şeyinde, hayatında vakfa hayat sistemi çalışıyor. Var ya. Nereden çıktı? Var ya böyle. Garip garip çıkışlar yaparlar böyle. Ama hakikati rendeşleyen tenkit olmalı. Almamalı. Gurur meselesi yapmamalı. Ama ustadın tabiriyle yakamdaki akrebi gösterme mantığını içermesi lazım. Tenkit bu olması lazım. Hakikati rendeşlemesi lazım. Aşağılaması, kişinin kişiliğini ortadan kaldırması, hakikati başka mecraya yönlendirmesi vesaire vesaire başka şeyler barındırmaması gerekiyor. O hakikati rendeşliyor. O tenkit. Hasan şimdi, abi mücerred vakıflık her fıtrata uygun mudur? Herkeste esma aynı olmadığı için her fıtrata uygun değil. Mesela fıtrat uygun ama uslubu uygun değil. Çok çeşitli zengin fıtratlar bir araya gelmesi lazım. Mesela çok iyi konuşuyor. Çok iyi beceriyor. Sevk idaresi çok iyi. Külliyata çok yakın. Ama despot. Hakim. Olmuyor. Ondan sonra fakat çok mülayim ama mesele hakim değil. O da değil. Müsait ama müdebirliği yok. O da yok. Yani yok. Yani adeta esmaların bir araya vasat mertebesini getirmek biraz da Allah'ın ikramı. Yani evet biraz böyle ihtiyar gözükürken Mehmet Suyun yaptığı bir ders var. Evet zahirde diyor. Ustad da öyle diyor. Zahirde esbab gözükürken ama ve ma teşaune illa en yeşe Allah. Yani kader hakimdir. Kader hakimdir. Yani biraz da böyle Allah'ın özel. Çünkü hadisi kutsi var bunlar hakkında. Kutsi ha. Hem Ebu Hüreyre hakkında, Ashab-ı Suhuf hakkında da ama bir de bu hizmeti devam ettireceklere şöyle var. Hadis de değil, hadisi kutsi. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah seçmiş. Allah seçtiğini sen reddetme, seçmiş şey hakkın yok. Bu başka bir meziyet. Ama uygun olan fıtrat denemeli. Mesela ben hayatımda çok kişilerin dershanede vakıf hayatı iken çalışmasını bazılarına da şiddetle yaparak, zorla da bazısını ikna ederek içtimai hayata soktum. Çünkü hiç uygun değil. Yani evet külliyata çok iyi hakim ama imtizaç önemli. En önemlisi şu bu değil. İçeride imtizaç, iç ve dış dengeleri koruması lazım. Sonra bir nur ayetinde hani var ya fi buyutim evet ya. Yani açık net bir şekilde. Evet maşallah. Ay sen şimdi ben bizden bakarak evet, dahi intikal eder yani insan. Bizden daha ileriye götürdün. Kur'an'ın Nur suresinde 24. surenin 30 31 32 33 34 35. ayetlerde ayette destekli diyor ki bir kısım meçhul evler vardır ki beytin, büyütin tembin getiriyor. Yani meçhul yapıyor. Camiler gibi yerlere tin diye gelmiyor. Cami bilinen, muayene olanlara. Orada diyor ki Musa Aleyhisselam bir kısım şehirde meçhul evler edin ki meçhul evler edin. Orada erkek oğlu erkekler vardır. Erkektirler. Tamam.
Bunlar ne yaparlar? Meal söylüyorum kafamı kaldığı kadar. Bakın 24. sure 30. 31, 32, 33, 34, 35. ayet. Onlar bir ticaret ve ziraat yapmazlar. Ticaret ve ziraat yok. Ticaret ve ziraat olmayanın zekatı olur mu? Olmaz ki. Ama diyor ki onlar bir ticaret, ziraat yapmazlar fakat namazı dost doğrulu kılarlar. Zekatlarını verirler diyor. O zaman neyle veriyor zekat? Zekat ne olabilir arkadaşlar? Ustattan verin ama. İşaret icazdan. Her şeyden bir zekatı var. Harika Mehmet'im. Bugün iyisiniz ikiniz. Mimma'daki ma tamimdir. Her şeyin zekatı vardır. Mesela sana edip adres sordular. Adres sordular. Onu söyledin. İlmi zekatıdır. Aa şurada diye. Zekattır o. Mesela Ustad Abdülhamid'e en büyük zekat vermesini söylüyor. Nedir hatırlayan var mı? Ömrü için söylüyor. Kalan ömrünü diyor. Ömrü zekat. Kalan diyor bundan sonraki hayatını. Ömrü zekatını diyor Kur'an'a vakfet diyor. Şimdi Kur'an'da Nur suresi işte 30 31 32 34 35 veya 35 40 arası mıydı? 30 35 biliyorum. Bir kısım meçhul evler var diyor. Meçhul evler. Ne yaparlar o? Niye meçhul? Herkesçe bilinmiyor. Cami herkesçe bilinir. Alakadar olanlar bilir bu medreseyi. Ama cami herkes bilir. Evler vardır. Kimler vardır? Orada erkekler vardır. Erkek olup ya. Aynı öyle geçiyor. Ticaret ziraat yapmazlar. Sabah akşam Allah'ı zikrederler. Allah'ın ismini yüceltirler. Ondan sonra ticaret ziraat yapmazlar ama zekatlarını verirler. Peki zekat nedir? Ömür zekatları. İlmin zekatını. Hayatın zekatını. Hakikatın zekatını veriyorlar. Sen abi, bu Ahmet abi'nin hazırladığı var ya abi. Hizmet dostumları. He. Burada bir ayetten delil getirmiş de. Ha o farklı mı bundan? Farklı abi bu. Getirsen onu ya. Esasat-ı Nuriye. Bu Rüştü abi döneminde tabi. Bu soran canlı yayında olan kardeşler. Hizmet bak şimdi aç. Şunu alacaksınız arkadaşlar. Bu külliyattan toplanmış dusturlar. Rüştü abi Allah rahmet etsin. Ölçü bu alınmış. Bak size de gösteriyorum. Bu Ömer Saral kardeşle irtibatlanın. Bu size temin eder inşallah. Bu olması lazım. Elinizde olması lazım. Ne yapmak gerekiyor? Kur'an'da şu 9'a 122 ayet mi Mehmet bunu şey yaptım. Biz Nur suresinden söyledik. Ama burada ne diyor bakayım? Ayetinde de ilmi dini burası mı abi? İlmi dini. Ha tamam. Evet burada 20 diyordu. Tamam. 24'e 35 ile 40 arası bu. Okuyayım. Hayatını dini hizmete vakfetme Kur'an'da 3. sure 35. ayet. Ali İmran değil mi? 3. sure. 24 Nur suresi 37. ayetlerinde de işaret ettikleri veciyle hayatını dünyevi kayıtlardan azade kılarak din hizmetine verip bağlamaktır. Bakarsınız Rüştü abinin yaptığı ansiklopedi var. Ansiklopedi ismini vermiş. Askeri ve polise girsin diye. 90'lı 80'li yıllarda Risale-i Nur ismiyle girmiyor ama kapağın adı ansiklopedi. Yeni ansiklopedi. Niye onu koymuş? Ansiklopedi ya kimse ne der? Tamam ansiklopedi tamam. Risale-i Nur koy kenara. Ansiklopedi ismini vermiş. İçeride ne var? Risale-i Nur'un toplamaları. Vay Rüştü abi ansiklopedi yaptı. Hiç içeriği bilmeden. Yani. Sıran telever etti işte. Hizmeti durdurmamış. Böylelikle o askeriye ve polise böylelikle girdi devlet tarihine. Camileri de koymuş. Yeni ansiklopedi. Ne yapmış? Tamam hep risale yapmamış. Bu sefer fıkıh mesela fıkıhtaki kaydeyi de koymuş. Diyelim ki vakfı hayatı risalesini toplamamış. Allah Resulü'nden ve ayetten de koymuş. Vay be lan sen şimdi ansiklopedi yazdın. Oysa Risale-i Nur'un toplaması. Ben onu koyardım.
Çok X yere giderdim. Çok X yere giderdim. O davet değil. Ama o cihazlardan geçerken bakardı ansiklopedi. Tamam. Konferans vermeye gidiyoruz. Hem de ne kadar mıyım toplantılara? Tipi şeyimi değiştirdim, elbisemi değiştirdim. Bir şey giydiriyorlardı, saçım değişirdi. Neler yaşamışız ya. Ondan sonra bir şey şöyle söylesem siz şaşırırsınız. 28 Şubat süreci biraz da bizim sebeple başladı. Jandarma Genel Kuvvetleri komutanın kızı Risale-i Nur'u tanıyınca, o zaman jandarma komutanıydı. O Nurları tanıyınca o süreci başlattılar işte. Allah nasip etmişti onun kızı. Tabii Nur talebesi olmuştu çok şükür. Fakat bedelini çok ağır ödedik tabii. O süreci. Evet, neler, yani öyle oturup da olmuyor bu işlerde. Daha önceden peşin bedel vermeye hazır olacaksın. Yoksa çıkma. Biraz da onunla başladı bizim sebep oldu. İşte o çocuğu şey olunca, o da kuvvet komutanıydı. Kuvvet komutanı ondan sonra şeyi arıyor işte, Genelkurmay Başkanı. Ona konuşuyorlar ve süreci başlıyorlar. Bak bize kadar sıçradı dedi. Çocuğum gitti diyor. Evet. Ben yaşadığımı söylüyorum. Sonra işte bizim dağlarda kalma sürecimiz başlıyor. Faili meçhul cinayetler başlıyor. Asit kuyuları başlıyor. Oluyor da oluyor. Bizim süreç bu 2017'de SIFO değil. Ya. Şimdi bir şey söyleyeyim Edip. Akıllı adamsınız. Adam Risale-i Nur'u daha iyi anlaşılır diye piyasada bir unvanı var, tabelası var. Böyle kitap yazmış. Risale daha iyi anlaşılsın diye. İnan dizsek boyumuzdan yüksek olur. Adamın yazdığı kitap. Allah razı olsun yazmış. Risale nasıl anlaşılır diye. Bir sürü kitabı var. Ve dersleri şu anda canlı yayın yapılıyor. İzahlı. Bizim kitap yok. Bu ders izahlı. Onlarla şu anda İzalı niye ders yapıyorsunuz diyen abi kol kola beraber hizmet ediyorlar. Adamın kitabı var böyle. Onunla beraber hizmet ediyor. Bizim kitap yok. Böyle Risale-i Nur'daki o hakikatleri güneş görmemiş, kenarda konuşmuş hakikatta meslek ve meşrep derslerini yapanız. Yapan da yok. Canlı meslek dersi, vakf hayat diye dersi yapan var. Yolcu mu? Hedefe konmuş, hizmete zarar veriyor diye. La kardeşim adam kitap yazıyor, kitap. Risale-i açıkken söylüyor. Risale-i talimatının dışında böyle kitap yazılmaz ya. Nerede söylüyor? Mektubatta. Orada söylüyor. Hucumat-ı Sitte'de değil mi? 6. madde. Orada yani bu kardeşin soğuk bir taklitçilik, çirkin bir muaraza olur. Hatırlarsınız. Yani bilin yani neler çevriliyor. Yani biz o asit kuyuların döneminde faili meçhul dağlarda ağaçların kovuklarında uyku tulumunda kalırken ne olmuş? Adam paşanın kızı Risale'nin tanındı. Vay bize kadar geldi ya bu iş diye. Neredeydiniz o zaman? Tamam olmayın. Şimdi adam kitap yazmış böyle dizin dizin böyle. Adamın boyunu geçiyor. Yazdığı kitap Risale'nin adına hiçbir kelam yok. Hiçbir kelam yok. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok ya. Yani niye söylüyorum? Tabii böyle tenkit ettikleri zaman hoşuma da gidiyor. Dur bakayım. Ahiretteki, haşir meydanındaki hesaba çekileceğim. Dur kardeşler bir çeksin beni. Bakıyorum tenkitlerine. Vallahi bunun şeyine söylüyorum. Tenkitlerine bakıyorum. Evet varsa elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum ve ona dönüyorum teşekkür ediyorum. Dedim abi beni böyle diyorsun ama kitap yazıp da kitap yazanlarla beraber kol kol olsunuz. Derslerine gidiyorsun. Onu dersine alıyorsun. Meclisinde konuşturuyorsun, şey yapıyorsun. Benim böyle kitap yok.
Seninle ulaşamam. Şimdi zamanım yok. Senin zamanım yok. Seninle ulaşamam. Tak diye suratıma telefonu kapattı. Peki bir sebebi şu olabilir mi? Yani seni daha dairede, daha has gördüğünden dolayı belki sana böyle... Bilmiyorum daha... artık. De bir sürü şeyleri var, mazi var. Çünkü Rüştü abiden gelen bir tabela var ya. Rüştü abi, o da Zübeyir abi. Bu ekola, ekol istenmiyor. Ya da tabi olun. Evet, o teklif edeyim. Tabi olacaksın. Sen her bütün sıfatlarına sıyrılacaksın. Sana ne yer verdik? Azerbaycanlı. El ağzımı, şunu mu? Oraya git dersen otur. Düz oku, tamam. Bir şey karışma. Vakfı hayat dersini ben sana söylersin. Burada bir tane cami var. Cami menşeli tarikat. Allah razı olsun. Çok iyi bir halifesi var böyle. Mütevazi. Hafız. Bak söyleyeyim, hafız. Geldi. Fıkıh bir şey sordu. Hafız, bunu bana nasıl sordun ya? Sen halifesin, hafızsın ya. Ben hafız değilim. Ya niye dedi sormayayım dedi. Hasan hocam dedi. Buraya gündüz geliyordu. Benim hapisten önce. Ne? Ya bir Ömer Nasır Bilmen okusan ilmi al, bunu sormazsın. Hasan kardeş, biz sizin gibi değiliz. Ne? Biz diyor Ömer Nasır Bilmen dediği ilmi al biliyorum. Ama bizim şeyh müsaade etmedikçe biz o kitabı okuyamayız. Dedim hafız, yani senin okuyacağın kitapları ihtiyacın şeyhi mi söylüyor? Evet dedi. Onu söyledik dedi. Bu fıkıh okuyabilir miyiz? Daha cevap gelmedi dedi. Ha tamam bak. Fıkıh. Mehmet, fıkıh okuma. İtaat. Ya abi peki biraz böyle şaşırdık değil mi? Ama bizden daha disiplinli bir hayatları var. Bak sonuç ne? Takvalı, dindar. Böyle çatlak ses yok. Bak gidiyor. Ama biz şaşırdık. Ha, evet bazı böyle eksiklikleri bizde gösterip celbeze mi yapıyorsun bunu? Şeyh göstermediği için. Hayır. Bak külli bir faydası da var ama. Toplamış halkı. Daha çok Sivaslıları toplamış. Ve güzel istikamet. Namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar. Zikrediyorlar. Peygamberden bahsediyorlar. Tamam netice bu değil miydi? Ama zahirdi mi? Şeyh vermedikçe okunmuyor. Vay ilim farzı. Hemen dedik değil mi? Bir eksiklik. Ama öteki tarafın ne kadar hayvan onu görmüyoruz. Ondan sonra geldi. Tamam dedi. Bizden dolayı da bir sürü sıkıntı çekti. O kasetleri almıştı. O süreç başlamış. Vakfı hayat burada okudum ayeti. Bir de 9. sürenin 122. ayet. İlmi dini tahsil ve tebliğ için cemaat-i İslamiye'den bir tayfenin bulunmasının lüzumunu bildirir. Bir tayfe bulunsun. Hatta bir peygamber aleyhisselamı bir şey geliyor. O meşhur münafık değil mi? Allah Resulü'nden Ashab-ı Suffa'dan hayatını vakfeden talebelerden bir kısım talebe istiyor. Bizi memlekete götürelim. Orayı İslamlaştırsın. İlk önce vermiyor. Sonra tekrar vermiyor. Üçüncü kez zorlayınca artık kaderin nesi var? Kaderin hükmüne tabi oluyor. Veriyor 70 kişi ve yolda şehit ediyorlar. Tuzağa düşürüyorlar. Ya Allah Resulü en çok hayatında muzdarip olduğu budur diyecektir bu hadise. Sonra Hatice-i Kübra radiyallahu anh'ın vefatında demiş. Çocukları vefatıyla vesaire. Ama en acımasız boğulmuş. Allah Resulü. Yani Ashab-ı Suffa'dan İslamlaştıracağız diye götürmüşler. Götürürken yolda suikast yapıyorlar. 70 tanesi. Ashab-ı Suffa. Şehit ediyorlar. Halbuki savaşa bile götürmüyordu yani. Halbuki savaşa da götürmüyordu. Ashab-ı Suffa'ya devlet hukukunda, İslam hukukunda yeri var. İslam hukukunda bir, savaşa götürülmez. Vergi alınmaz. Zengin dahi olsa, o Ashab-ı Suffa mesela zengin çocuğudur. Geldi de ağaç kovunda gelmedi ya. Geldi. Zengin dahi olsa zekat alabiliyor. Çünkü onların hayatı şahsi hayat değil. Ümmetin hayatına, hayatını vakfettiği için onların ekonomik veya manevi dirayeti ümmete faydası olduğu için. Yani zengin dahi olsa zekat veriliyor. Kastamonu'da da bunlara hizmet etmek, yani bunlara zekat vermek, hizmeti hizmet etmektir diye. Ustadın kaç tane vasiyeti var arkadaşlar?
külliyattan? 5 tane. 5'inde de vakf hayatını vakfeden talebelerin hayatlarını temin etme noktasında emir ediyor. Ustad varislerine, talebelerine, varis bıraktığı kişilere diyor ki, ki Risale-i Nur'un basılmasından hasıl olan paranın, yani meblağın 5'te birini hayatını vakfedenlere vereceksiniz diyor. Onların hakkıdır diyor. Risale-i Nur, hatırladın mı? Emirdan'da anlattım. Mesela bir tane sayfayı söyleyeyim. İkinci Emirdan. 200. 200. sayfa. 5 tane şey var. Vasiyeti var ustada. 5'inde de hayatını vakfeden ve Risale-i hizmetinde onların varlığını ile hizmetin devamı için çok önemli olduğunu, onlar çok, hatta Hüsrev abinin karısı, eşi vefat ediyor. Bundan sonra diyor artık dünyayla bağlanmaman gerekiyor diyor. Tamam diyor, böyle Risale-i Nur'a sadakatle fedakarlığa hizmet edenlerin artık vefat etti yani. Daha önce sen nurlar tanımadın. Bundan sonra daha kayıtlara girme diyor. Mesela Tahir abi, Tahir abinin de ustadın şeyi, vefat edince aşı ustadmış, yapmamış. Ya. Evet, inşallah birkaç ders yaparız bundan. Risale-i Nur hizmetinde hayatının tamamını veya belli bir zamanını hizmet-i Kur'an'ı ve imaniye fedakarlığına vakfetmek hakikati vardır. Bunu okuduğum zaman şeyi hatırlıyorum, Hekimoğlu İsmail abiyi hatırlıyorum. Edip sana bakıyor bu. Bir tanesi şu, hayatının tamamını veya belli bir zamanını. Belli zaman deyince Hekimoğlu İsmail abiyi hatırlıyorum sana. Allah selamet versin. 1985'te Fındıkzade'deyiz. Rüştü abi, ben, Ahmet abi var. Osman kardeş var, bir de Kemal var, ben varım. Sümül Efendi ileride, biz oraya hususi bir herkesin ayağı olmadığı bir yer. Fındıkzade 1985. Oraya gelir. Peki, tanıdınız Hekim olduysa, Minyeli Abdullah'ın yazarı. Oraya gelir günün belirli saati. Girerken saate bakar. Çıkarken ya Ahmet abiye veya bana der ki eve bırakın. Dersen bir tane Peugeot'su vardı. 404 yapıştırıcı diyordu böyle. Var diye 400 eve. Bir beyaz bir arabası vardır şu tabi. Komple bütün hizmetten bir araba. Evini götürürken kocamız başı başa şöyle yapardı, arabaya bindi ya Edip. Hiç unutmuyorum. Ne kadar etkilemiş beni. Sattım mı diyor abi? Diyor ki 3 saat 4 saat Allah'a ömrümü sattım diyor. Ömrümü 3 saat Allah'a sattım derdi. Saate bakardı. Dershaneye girme anından bir de çıkmayın. Bakardı şu kadar saati Allah'a sattım derdi. Vay be, ne kadar etkilendi. Bu tarihe 1985. Belki bazılarınız yoktu dünyada. Demek ki ille vakf hayat. Ha, size Zübeyir abiden de bir şey söyleyeyim. O da hoş. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidenleri topluyorum böyle. Evveluhu efsatuhu ahiruhu. Hayatımızın en önemlisi ahiruhu. Bir şekilde içtimaatte bulunduk. Şimdi de yaşıyoruz. Bak derdi ki, çalışanlara diyor şimdi. Şöyle düşünsün çalışan kardeşlerimize. Çoluk çocuğum var. İnşallah hizmet imanede devam ediyorum. Çoluk çocuğum helal rızık dairesinde rızıklanması için gayret ediyorum ama hayatta gayem imana Kur'an'a hizmet etmek. Tamam. Emekli olursam iki kat alacağım. İki daire. Üste ben oturacağım. Aşağıya dershane yapacağım. Vakf hayat ne demek? Sabah dershaneyi açar. Akşam herkes gidince de kapatır. Yatar. Tamam. Ha, yukarıda oturuyor mu? Emekli olmuş. Sabah dükkan açar gibi, Zübeyir abinin bu şeyi. Dükkan açar gibi dershaneyi açacak. Oturacak, çayını koyacak, kitabını okuyacak. Gelen müşteriye cevap verecek. Akşam herkes gitti mi kapatacak. Al sana. Ahiruhu, hayatının sonunda vakf hayat etmiş olur. Ve böyle girecek kabire. Edip, çok güzel değil mi? Ya, ustadın sır katibidir. Normal bir talebe değildir. Vasiyetlerde yoktur. Sır katibi olunca sırdır. Sıra kadem basar, yoktur ortalıkta.
Ancak iki yerde vardır külliyatta. Sözlerin sonundaki konferansı yazandır. İki, 14. şu anın sonunda mudafayı koyan. Mudafaa. Of. Yani Kur'an yapıldığı için, yazdığı için idamla yargılanıyordu. Mudafasında şöyle diyor. Kur'an'ı yazmak adına diyor. Dünyada kağıdı yok etseniz mahkemede diyor. Burada değil, kürsede demiyor. Onun için meşhur olmuş. Dünyada diyor, kağıdı yok etseniz deri mi kağıt, mürekkebi yok etseniz kanımı mürekkep yapıp gene Kur'an'ı yazacağım dedi. Adamı asmadılar. Bununla yargılanıyordu. Çünkü bu ruh yayılır diye hapiseye de koymadılar. Bunu hemen atın, bu ruh yayılmasın, kimseyle konuşmasın. Asılırsa daha yayılır. Hapse koyarsak bu diğerlerini de zehirler. En bir yere koy ve şey yapma, blok et. Böyle insanlar, kahramanlar yaşadı. Hilmi abi, eğer bu eserler zehirse diyor, bize kamyonlarca lazım. İşte diye. Şimdi farklı böyle külliyatın ustadın talebeleri olması bahar gibidir. Nedir o? Bir çiçekte bahar gelmediği için. Farklı işte Üsrev abiler var, Abdullah Yeğen abiler var. Bayram abi var, Şefkat Karaman'ı, ana gibi ya. Bayram Yüksel abi var. Üstün Bayram abi değil, bu soy isimleri benziyor. Bayram abi İsparta, yani Şefkat acayip bir şey yani. Hep kucaklayıcı. Enfusçu Hasan Feyzi abiyle Sungur abi. Şimdi bir varisi Hüsnü abi kaldı işte. Sait Özdemir abi. Badılı abi. Allah mekanlar cennet etsin. Zamanımız da geçti ama iyi oldu. Bu fedakarlık ve vakf hayat meselesini başta ustadımız fiilen uygulamış. Var mı? Kendisi yaşamış. Ve Risale-i Nur'da ehemmiyetine dair beyanlarda bulunmuştur. Ashab-ı Suffa'dan gelen ustadın bu fedakarlık ve vakf hayat uygulamasını veraseten hem evli hem mücerret talebeleri fiilen uygulamış. Yani evli olanlara da vakf hayat ettirmiş ustad. Mesela Suğur abi evliydi ama hayatını vakfetmiş. Çoluk çocuğa giderdi, ihtiyacını giderirdi. Ondan sonra devam ederdi. Yani hayata devam ederdi yani. Hiç çoluk çocuk ayak bağı olmamış. Mehmet Ali var mesela. Emekli olmuş. Emekli şimdi. Bizim gibi sabah geliyor, akşam gidiyor. Tamam. Edip evlisin değil mi sen? Bak işte o da hayatın hizmetini vakfetmiş. O da şey, o da devam ediyor. Bilmiyorum, siz evli misiniz? Evliyim. Hizmette alakanız var tabii, ben geldiğine göre. Koşturuyorsun, ha işte çok şükür. Bir de bak böyle, dershane girdiğin zaman saate bak, kaç saat Allah'a sattın? 12. şey, kaçıncı söz? 6. sözü değil mi? Malını ve nefsini Allah'a satmaktan bahsediyor. Ayet neydi, hatırlayan var mı? İnnallâhe iştera minel mu'mine nefsinizi ve mallarınızı Allah cennet mukabilinde satın alır. Kaç saat ver. Şimdi mesela dershane geldin değil mi? Tamam. Ama hayatını vakfedenin dershane girse de girmese, dışarıda da olsa bütün ömrü öyle oluyor. İçtimaiyette olan ise anlatırken, ama peki Rüştü abi şöyle bir şeysi var. Dedi ki ayakkabıcı tamircisidir diyor. Dese ki ayakkabı tamir ediyor. Tamir ederken, ayakkabıyı satarken, davamı da satacağım diye küçük kitaplardan koysa, bir tane müşteri gelse ayakkabısını alırken, tamir ederken, anlatacağım. Müşteri olursa bu kitabı hediye edeceğim dese, niyet etse, 40 sene öyle niyet etti ama bir tanesini bile kitap veremezse, 40 seneden beri ihlasla hizmet etmiş gibidir. Ankara'da bir tane benim gibi kafadan eksik bir abi var. Hakikaten acayip. Çoluk çocuğunun mobilya dükkanı var. Kendisi kurmuş. Mobilyada kendisi bulunuyor. Müşteri geliyor. Karı koca. Bak şimdi. Bu Nurcu'ya bak. Karı koca gelip beğeniyorlar. En son hesap buna. Diyormuş ki bu. Yaşlı ya. Kafadan eksik bir gibi. Dedi ki kardeşim siz dedi evinizde mobilya yok mu? Tamam almış mesela. Satıcı bu. Var dedi. Niye alıyorsunuz dedi bunu? İsraf değil mi diyor.
Yani bu kadar alem İslam açken diyor, sen bunu niye yapıyorsun? Ya beyefendi sen satıcı değil misin? Satıyorum ama sen de Müslümansın. Benim vazifem sana bunları anlatmak. Oturup dinliyorlarmış, öyle vazgeçenler olmuş. O paraları da diyor alem İslam'da fakir fukaraya dağıtan da olmuş. Yani her gelene ya davayı anlatıyor veya müsait gördüğü zaman böyle anlatıyormuş. Duymuşsunuzdur ya. Bir abi işte bir abi meşhur yani ismini zikretti. Böyle kahraman bak mal satmaya değil bak davayısını satıyor. O tezgah kurmuş mobilya. Hakikaten tamam çoluk çocuğun rızkını da gideriyor ama hakikati de söylüyor. Anlatıyor. Şuraya bak yani. Başta Zübeyir Gündüz Abdullah Yeğin abi ağabeyleri mücerret olarak vakfı hayat ettikleri gibi Risale-i Nur hizmet hayatının başlangıcından bu yana saf evvel teşkil eden hatta erkan sıfatıyla tavsif edilen Hulusi ve Sabri ağabeyler gibi zatlar bak Hulusi ve Sabri ağabeyler bunlar evli saf evvel ama birinci hizmet hayatının dairesinde ciddi çalışmaları sebebiyle vakfı hayat yapanlar gibi hatta daha ileri dereceleri almışlardır. Mesela Hulusi abi hatırladığım kadar iki kızı vardı. Ondan sonra. Fakat en ilerisi safta ihlasta birinci olmuş. Ama ustad iki şartla diyor Barla'da içtimaiyatta çalışan nurculara yani şeye kendi serbest çalışan demiyorum. Devlete memur olmayı dilencilik ve çingenelik kabul ediyorum diyor. Ancak iki şartla devlet memurluğu kabul ederim diyor. Hulusi abi diyor. Hatırladınız mı? Devlet memuru olmaya iki şartla kabul ediyorum diyor. Girebilirsin. Yoksa diyor maaş dilenmek için dilenci ve çingeneliktir diyor. İki şartla. İki şart nedir arkadaşlar? Hizmet. Bir, hayatını, orasını basamak yapıp hizmet edeceğim. İki, mağarada geçiyor. Öyle mi? Bağlamı getirebilir misin İbrahim sen? İkincisiniz, hatırlayan var mı? İzzet-i diniyesini, İzzet-i şahsiyesini ortadan kaldırmayacak. Yani senin şahsiyetini, izzetini, izzet ilmiyeni, izzet-i kişiliğini ortadan kaldırmayacak. Bulunduğun makamı da olur veya olmaz. Zihniyetin şu olacak. Ben bununla, burayla din-i mubine hizmet edeceğim. Şartıyla memurluğu kabul ediyorum dedi Hulusi abiye. Onun üzerinde hepimize. Halbuki bu zatlar vakıflar gibi dünyada tamamen azade değil idiler. Demek birinci iman hizmeti dairesine ciddi kuvvet verenler böyle kıymet alabilmişler ve alırlar. Ver abi ver. Versene. Gel ya korkma ya kamera. Kamera ne yapmış ya? Sayfa kaçtı ya? Hatırlayan var mı abiler? Memurluğu diyor. Memurluğu yazar mısınız memurluğu? Şu sağda... Ha buldum herhalde. Sayfa 260. Saniyen, sorduğun birinci suale senin kalbini tefkil ediyor. Bak görüyor musun? Yani hayatta her şey bizde ölçülü. Hepsi kurallı. Hepsi, onun için laika çok önemli. Ehli dalalet şu nur cemaatine iki ciddi darbe vurmuş. Ne zaman? 1990'dan sonra. Önümüzde dershaneden bahsediyorum. Değil içtimaiyatın. Bir, Hizbul Kur'an'ı bize unutturdular. Psikoloji sıkıntılarımız baş gösterdi. İki, laikaları ders yapmayı ortadan kaldırdılar. Eskide 1978, 80, 90'a kadar, 96'ya kadar diyeyim, 96. Şöyle ders oluyordu. İlk ders imani ders olurdu. Öyle değil mi? Sonra ikinci ders laika dersi olurdu. Üçüncü ders mudafalardan olurdu. Ne yerini aldı biliyor musunuz? Bir gizli el. İmani dersten sonra ikinci ve üçüncü ders yerine hatıralar anlatmaya başlandı. İndir bindir hatıra. Hatıra. Hatıra oysa
eğer umuma bakan veçesi olsaydı ustad koyardı. Bak laikaya. Bak külliyata. Bak Hulusi abi sormuş ama şimdi bu genellemiş ustad. Onun için hatıra kişiden kişi özeldir. Genellenmemesi gerekiyor. Genellenirse sıkıntılar yaşanır. Örnek vereyim. Seferde namaz kastedilir mi? Nerede yazıyor abiler? 27. sözde mi? Evet. İçtihat bahsinde yazıyor. Bağla'da da yazıyor. Tamam. Peki Sungur abinin hatırasını diyor ki bir seyahat ederken ustadın arkasına dört kılardı. Bu hatıra. Şimdi külliyatta böyle diyor, hatıra böyle diyor. Hangisine uyalım? Külliyata uyacaksın. Oysa Sungur abiden ben de duydum. Biz giderken hatta ya Rab niyet eyledim mesela öyle lan. Uydu mazuranın imama yerine uydu mazuranın önünde Mehdi'ye içinden geçiriyormuş. Ustad dönermiş. Keçeli niyetini düzeltti. Bak bu kadar. Ha, ona yapmış. Doğru. Ustad da arkasında dört kıldıklarını biliyor. Fakat külliyata ne demiş? Bizi kim bağlar? Hatıralar mı külliyat mı? İstersen bana 10 tane hatıra getir. Külliyatta neyse o. Yani onu devre dışı yapmıyoruz. Öne getirilmemeli. Şahıstan şahsa. Sen özellikle seyahat ederken ustanın arkanı. Ha şefk için olur. Ama bu sefer uygulayan arkadaşlar oluyordu. Uygulama kardeşim. Bize laikalar. İşte unutulan iki şey. İstanbul trafik plakası kaçtır? 34. Emirdağ 1.34'te Hizbul Kur'an'ı anlatıyor. Niye? Bak. Şunu da, burayı da oraya atlamıyorum. Çok mesela eskiden mavzer vardı böyle. Takardın. Tak. Mermi koyardın. Tak. Tak koyardın uzun. Şimdi dırr. Aynı bu örnek gibi. Âl-i İmrân suresinden, Bakara suresinden, Enbiya suresinden psikolojimize, sıkıntımıza dair ayetleri toplamak, okumak böyle tek tek mermi koymak gibidir. Ustad ne yapmış? Dırrrt gibi, mitralyoz gibi diyor. Bütün o surelerden, Kur'anlardan hepsini toplamış. Psikolojimize çare olacak ayetleri toplamış. Bir araya toplanmış kitabın adı nedir? Hizbul Kur'an. 34. sayfada Emirdan'da Garat'ın altına. Ama değil Nur Talib'in dershanelerde artık yok. Bir, gizli el onu unutturdu. Sıkıntılar başladı. İki, laika dersleri olmamaya başladı. İnternette de yok. Böyle bir ders var mı şimdi Barla'da? Seni memuruna iki şartta kabul ederim diyor. Bak ha, senin sorduğun birinci suali senin kalbini tefkil ediyor. Ama seni soruna, senin kalbini, beşeriyetini, kalbini ama ustad yine cevap verecek. Nasıl fetva verirse ben de öyle razıyım. Meratibi dünya, noktayı nazarımda pek emniyetsiz olmakla beraber, bütün o fabrikası olan, memur olan, devletin her yerinde çalışan sevgili abi kardeşlere bu çok önemli. Ne yapacak makamını? Bak diyor ki, senin gibi mertebesini hizmeti Kur'an'a medar edenler için, birinci bu, fabrikanı, memurluğunu, neyin varsa, şurada kullanacaksın. Çoluk çocuğun rızkı zaten şeyi. Senin gibi mertebesini hizmeti Kur'an'a medar edenler için bir tane bu. Hizmeti Kur'an'a medar edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. İki, minnet altına ve zillete girmemek şartıyla hoş görüyorum. Minnet altına ve zillet altına girmeyeceğiz. Yani öyle bir memur ki şahsiyeti yok. Yani namaz yok. Namaz yasak diyor. İmza at diyor. Merinos mu ne? Mesela üretim fabrikası girerken şöyle imza attırıyor. Cuma'ya ve namaz kılmayacağım. Taahhüt ediyorum. İmza at hadi gir fabrikaya. Merinos yapmış. Bildiğim için söylüyorum. Cuma oraya girdiğin zaman cuma ve namaz hakkın yok. Girmeyeceksin gittin. Hemen atılma sebebidir. İmza atmışsın çünkü. Bak nedir o? Minnet ve zillet altına girmemek. Merak etme benim pahalı fabrikam yok. Abi şey diyeyim. Hizbul Kur'an'da her türlü vesveseye mani olduğunu mu söylüyordu bir daha? Evet orada yazıyor. Okunduğu zaman diyor okuma anında hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Sayıyor. 5-6 tane faydasını sayıyor.
1000 tane faydası cevşen için söylüyor. Ustad mutadid defa zehirlenmiş. Mutadid defa zehirlerde beni kurtaran iki şeydir diyor. Neydi? Evrad-ı Kutsiye Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Evrad-ı Kutsiyesi. O da Hizbul Kur'an'da. İki, Cevşen-i Kebir. Ben size bunların içinde şeyi söyleyeyim. Evrad-ı Kutsiye Nakşibend Hazretleri'nin var ya. İnanın bana o kadar keyifli, lezzetli ki biraz böyle biraz diliniz kırılırsa okuya okuya kekelemeden okudu. O kadar ruhani lezzet var ki bu sefer kurtulamıyorsun ondan. Böyle bir bağımlılık da yapıyor. Onu da söyleyeyim. Bağımlılığı var. Tamidiye düşünüyor. Tamidiye, tamidiyeyi de bir yerde kullanıyor. Mutadid defa zehirden diyor. Evrad-ı Kutsiye, tamidiye ve cevşen diyor. En çok yerlerde Evrad-ı Kutsiye ve cevşen diyor. Tamidiye de var. Evet, Allah razı olsun. Mesela sıkıldın diyor. Göğüs darlığı içinde okunuyor diyor. Gene Hizbullah Kaykınur'a cevşende, büyük cevşende ne okunuyordu? Tahmidiye, sekine ile tahmidiye. Sekinet, sükunet var ya sükunet. Yani darlandın, sekine oku. Ya Hizbullah Kayki Nuriye ve Hizbul Kur'an'ımızı çantamızda taşıyacağız Edip. Yani çanta öyle paldır küldür olmayacak. Eski nurcularımız, abiler de defter, not alacaksın, kalem, Hizbul Kur'an'ın, bir de Hizbullah Kayki Nuriye yani toplumdaki ismi Büyük Cevşen. O olacak kardeşim. Her yere gittiğin zaman Kur'an olur. Onun için taşıma. Çünkü her yerde var. Ama bu ikisi olacak. Sonra o Risale'den birisine verebileceğin küçük eserlerden yani hediye edebileceğin koy. Bir de senin okuduğun kitap koy. Senin okuduğun Risale, not alacağın kalem kağıt, Hizbul Kur'an, Hizbul Hakayki Nuriye, Büyük Cevşen yani çantada olsun. Yani tesir eder. Ben böyle çantasız dolaştım kimse görmemiştir. Çantam vardır. Çantamı her daim orta boylu götürmüyorum ama bilgisayar çantasında iki içini boşaltıyorum bilgisayar çantasını onu çanta olarak kullanıyorum. Demek ki memolu gördüm bak layıka. Bak varla. Kaçın sefeydi İbrahim bu okudum ya? 260. Tamam. Kalmaz. Kalır değil mi arka kafamda? Kalmaz abi. Tamam. Oh, şey oldu. Şu şeye kadar geleyim Risale-i Nur'un sayfasına kadar. Bu konuda bazı kimselerin bu emniyetli meseleye tenkitkar bakıp hataya düşmemeleri için. O eskidendi diyen var ha cemaat içinde. Onun için fazla biraz konuşuyorum. Vakfayat, o eskidendi. Senin kafan eski. Hani var ya, Risale-i Nur talebesi olmak için bir, okumak, yazmak, dinlemek diyor. Yazmayı eskidendi diyor diyenler var. Yazmadığımız gün yok ki. İlle Osmanlıca mı zannediyorsun? Metini yazıyoruz, çalışıyoruz ya deftere. Metini yazıyoruz, anladığımız yazıyoruz. Oradan çıkarttığımız manaları hepimiz not almıyor. Biraz önce çantada Risale-i Nur var, bir de not var. Anladığını yazıyorsun, o yazmak işte. Her daim var bunu. Allah Resulü'nün tabiriyle manalar kuş gibidir, ilhamen gelir. Kuşu ayağında iple bağladığınız gibi kaydedin diyor. Yazın diyor manaları. Çünkü uçar gider. Kalem suresi var ya bir daha. Ne olur kalem. Ya. Bu konuda bazı kimselerin bu emniyetli meseleye tenkitkar bakıp hataya düşmemeleri için bu bahis gerekli görülmüş ve doğru nurculuk anlayışını kazandıracak bilgiler verilmiştir. Hizmet-i Kur'an'ı sadakat ve ihlas hakikatine uygun olarak vakfa hayat eden manevi hizmet fedakarlarının kıyamete kadar devamını isteyen Bediüzzaman'ın yazdığı vasiyetnamelerinden biri aynen şöyledir. Vasiyetname arkadaşlar. 234 birinci emirdağ galiba. Açar mısınız? Birinci emirdağ diye 234 vasiyetnamede. Bir tane vasiyeti okuyorum. 5 tane var ama ben bir tanesini okuyacağım. Bak bakayım 234'te. Buldunuz şöyle. Ecel muayen olmadığı için benim şiddetli hastalığım birinci emirdağ mı ikinciye mi baktınız? Bire bakıyorum. Bire bak. 234 abi. Bulamadın mı? O zaman ikinci emirdağa bakar mısın? Burada M yazmış 234. 234. Bulduktan sonra okuyacağım. Evet abi. Evet. İkinci emirdağ. Ta ikinci emirdağ.
Okuyorum. Ecel muayyen olmadığı için, vasiyetname bu. Ecel muayyen olmadığı için benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden bu vasiyetname de şiddetli dahili bir hastalığımdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki benim vefatımdan sonra benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi hem mucizatlı Kur'an'ımızı tab ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye, o Kur'an'ın tevafukla ve fotoğrafla tabına ait yanımızdaki sermayesi ise Risale-i Nur'un sermayesidir. O sermaye Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hadsiz şükür olsun ki 70 küsür sene evvel o zamanın adetine muhalif olarak kendim fakirliğimle beraber onların tayinlerini verdiğime bir ihsan ve lütfu Rabbani olarak o zamandan 50-60 sene sonra Cenab-ı Erhamur Rahim'in o örfi adete muhalif kaidemi manevi ve geniş Medrese-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen, bak, Medrese-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve zamanını Risale-i Nur'a sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman ihsan-ı ilahi neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinleridir ve tayinlerine sarf edilecek. Ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım, ustadın talebeleri için benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyorum. İnşallah tam Risale-i Nur intişara başlasa o sermaye, yani insan bastırmak, o sermaye şimdiki fedakarlar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek ve manevi Medrese-i Zehra ve Medrese-i Nuriye çok yerlerde açılacak. Benim bedelime bu hakikate, bu hale manevi evlatlarım ve has fedakar hizmetkarlarım ve nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. Risale-i Nur itibariyle bana hiç ihtiyaç kalmadığı için alemi berza gitmek benim için medari sururdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki zahmetten rahmete gidiyorum. Emirda 2-234. 200. sayfada da şöyle diyor. Hem benim şahsımın hem Risale-i Nur'un şahsı manevisinin sermayesini kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. 216'da da şöyle geçiyor. Nafakasını çalışmaya zaman bulamayan, bak nafakasını çalışmayı, nafakasına çalışmaya zaman bulamayan fedakar nur talebelerinin tayinatına acip bir bereketle kafi gelen ve nur nusalarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra, Risale'm basılacak, ben öldükten sonra bu vakfı hayat nasıl gidecek? Bu insanlar yiyecek içecek, kaldıkları yer ihtiyaç olacak. Ha, ben vefat ettikten sonra o halis fedakar kardeşlerime vasiyet ediyorum ki 60-70 sene evvelki kaidimi 70 sene sonraki şimdiki dusturlarıma aynen tatbik etsinler. Ne yapacaklar? O vasiyeti de okusam uzun olabilir mi? Basılan Risale-i Nur'un basılan fiyatının 5'te birini, bunun zaten devamını da söylüyor, 5'te birini, bu 216'da, 5'te birini gelen karı hayatını vakfedenlerin iaşesine verilecek diyor. Ondan sonra buraya bırakayım, uzatmayayım. Burada kalsın. Kim? Kısa kısa almış. Nasıl olacağını da şey yapmış.
Beşte birini okudu. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İpi buraya koyuyorum Mehmet. Bozulur mu? Başka bir yer. Tamam. Koyuyorum. Bu hizmet dosturu. Allah hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Yani zaten dersin kendisi duadır. El Fatiha.